Evet. Arka Sokakların 19. sezonu ile ilgili ne zaman yeni bilgi öğrenirsem sizlere paylaşacağım demiştim. Hatırlarsınız tabii ki. Yeni bilgiler öğrendik ve sizlere açıklamak için de aktarmak için burada bulunuyoruz. İyi seyirler. Öncelikle Arda karakterinin neden ayrıldığını açıklamak ile başlayalım. Tunç Oğuz biliyorsunuz Arka Sokakların 19. sezonu öncesinde ayrıldığını açıklamıştı. E, dün ise bu ayrılığın neden olduğunu söyledi. 19. sezonun 3. bölümünde şehit olacağını öğrenmiş ve bunu öğrendiği için de ayrılmak istediğini belirtmiş diyelim. Bu açıklamayı da Tunç Oğuz'un neden ayrıldığını böyle açıklamış olalım. Ağustos ayında çekimleri başlayacak olan dizide Geçen yaz olduğu gibi yapım eski sezonlarda yer alan birçok isme teklif gönderecek. Tabi bunların kim olduğu belli değil. Ee, geri dönmesi muhtemel isimlere teklif gönderecek olan yapım. Geçen sezon olduğu gibi yani Mesut ve Selin'de olduğu gibi izleyicilere bir takım sürprizleri olacak. Ee, İnanoğlu ailesiyle yapılan görüşmelerde dizinin bir sezondan D-Media imzasıyla çekilmesine karar verilmiştir. Bunu zaten söylemiştik. Ee, <laughs> Dizi için yeni bir konsepte karar veren yapım seyircisine birçok sürpriz yapacak. Yeni konseptin ne olacağı ise merakını korumaya devam ediyor. E, Arka Sokaklar 19. sezonuyla yakında kanalda ekranlarında diye DEM açıklamasını böyle sizlere aktarabilirim. Ve gelelim en önemli habere. Biliyorsunuz 31 Temmuz Arka Sokakların doğum günü olarak kabul ediliyor. X'te yer alan bir sayfa. Yani isim vermeyeyim çünkü bazen istemiyorlar. Linkini atarım bu sayfanın. Ee, bir haber paylaştı. Selim ve Mesut çiftinin bebekleri doğacak diye ve ek olarak da eski oyuncuğuna, eski boncuğa teklif gönderecek. Eski boyuncu gelin dönecek diye bir açıklama yapıyor kendisi. E ee, sonrasında size, sonrasında size yaptığı açıklamanın devamında şunları belirtiyor. Ee, sabah bahsettiğim haberin devamını yayın yasağı kalktığına göre yanıtlayabilirim. E, şehit olarak dizden ayrılan Ali Komiser'in gizli görevden dönüşü tüm ekibi şoka uğratacaktır. Yeni gelmedi geri geldi. Alp Korkmaz arka sokaklarla diye bir paylaşım yapıyor arkadaşlar. E, bu haberin doğruluğu henüz belli değil. Ne yapım şirketini de oyuncunun kendisinden bir açıklama yok. Ek olarak da işte bu e, biliyorsunuz eski bir önce teklif götürülecek demiştim. Bunu Murat Komiser olarak da belirtmiş izleyiciler. Murat karakterini canlandıran Uğur Pektaş'a teklif verildiği ancak söyleniyor. Fakat dediğimiz gibi yani ancak dediğimiz gibi yani aynı aynı kelimeler bunlar. Bu durumlara inanmayınız çünkü yapım şirketi ya da oyunculardan bir açıklama gelmesini bekleyen her iki açıklama gelmediyse bu haberlerin yalan olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü hani şimdi şöyle hani Ali geri dönecek kesinlikle geri dönecek dersem dönmez. Hani dönmez dersem döner aynı şekilde Murat için de bunu söylüyorum. Ama hani Şöyle söyleyeyim daha mantıklı olarak. Hani Ali geri dönecek, Murat geri dönecek diyenlere itafen şunları söyleyebilirim. Hani oyuncuya oyuncu da yapım şirketi bir açıklama yaparsa bununla ilgili hani bunlara inanın diyelim. Yani yapım şirketinin ve oyuncuların açıklamasına bakın diyelim. Hani toparlayacak olacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Bugün de arka sokaklarla ilgili yaptığımız yeni bilgilere de aktardığımız yeni bilgilerle sizlerin karşısına çıktık. Tekrardan Allah'a emanet olun diyelim.